Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan Şar Türk ailesi, Kahramanmaraş depremlerinin ilkinde oturdukları binanın 15. saniyede çökmesiyle enkaz altında kaldı. Hüseyin Şentürk ve iki çocuğu ikinci depremi ise enkazın altında yaşadı. Hüseyin Şentürk, 6 Şubat depreminde binamız yıkıldı. 5. katta oturuyordum mükevlerde. 5. katta oturuyordum işte. Depremin olmasıyla binamız çöktü. Eşimi ve iki çocuğumu kaybettim. Biz de enkazda 7 saat sonra kurtardılar. Sonra ben kendim 20 gün yoğun bakımda. 20 günde servise. Toplam 40 gün işte. Diğer çocuklar da işte ufak, yani iki çocuk. Onlar da normal şekilde atlattılar. Yani ayaklarında belli bir hasarlar vardı. Yani biz geç saatlere kadar oturuyorduk zaten. Saat 12'ye kadar, neredeyse 1'e kadar ben oturuyordum hanımla beraber. Sonra ister istemez, yani belli bir saatten sonra uykuya girdim. Saat tam deprem anında hanım beni kaldırdı. Orada kaldırdı, seslendi, yani deprem oluyor, deprem oluyor, sen kalk dedi. Kalktım, çocukları yatak odasına çıkarttım. Biz en üst kat, 5. katta oturuyordum. Çocuklarla hep beraber hadi çatıya çıkalım dedik. Kapıya, giriş kapısına gittik. Anahtarı vurduk. Kapılar, yani baskıdan dolayı kapı açılmadı. Açılmadığından dolayı yani 10-15 saniye içerisinde elektriklerin gitmesiyle binanın çökmesi bir oldu yani. En son gözümüzü açtığımızda enkazın altında kendimi gördüm. Yani şöyle diyeyim, bizim uykuda kalkmamızla giriş kapısına gitmemiz, yani binanın çökmesi 15 saniye içinde oldu. Yani şöyle, benim aldığım yeni oldu. Ben daha 18 aydır oturuyordum yani. Çocuklar rahmetli olan biri 17 yaşında, biri 6 yaşındaydı. Önce benden önce çocuk, iki tane çocuk şu anda yanımda olanlar, ikisi uyanıktı. Ben belli bir saatten sonra uyandım. Uyandığımda enkazın altındaydım. Şu sağ tarafım enkazın altındaydı. Çocuklar orada bağırıyorlardı işte. Çocuklar korkudan bağırıyorlardı imdat diye. Ondan sonra ben uyandım. Çocuklara seslendim. Tamam dedim, korkmayın dedim, bizi kurtaracaklar diye. Ben daha enkazın altındayken bir iki defa daha sarsıntı oldu. Yani enkazın altındayken bir sarsıntı daha oldu yani. Şu anda iki çocuğumla birlikte kaymakamlığın karşısındaki konteynerlerde yaşıyoruz.